uğraşırsınız, uykusuz kalırsınız, yavrunuz bir yandan ağlıyordur. Peki gaz sancısı neden oluyor ve nasıl geçirilir? Hemen muhabirimiz Ebru Doğan'a dönelim. Ebru'nun uzman bir konuğu var. Ebru, sizi izliyoruz. Gerçekten anne babaların kabusu diyebiliriz gaz sancısı. Daha sık bebeklerde görülüyor ama çocuklarda görüldüğü de oluyor. Bebeklerde görülen ilk 3 aya kadar normal sayılıyor ama daha sonrasında görülen gaz sancısının başka hastalıkların belirleyicisi, başka hastalıkların belirtilerinden olma ihtimali de var. Peki neler bunlar? Gaz sancısı neden olur? Tedavisi nedir? Gazlı olmaması için bebeklerin, çocukların neler yapılması gerekir? Bunların hepsini çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Hidayet Katipoğlu'na soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi öncelikle bebeklerden başlayalım. Bebeklerde gaz sancısı ne kadar zamana kadar olur? Kaç aylığa kadar olur? Neden olur? Bebeklerde infantil kolik olarak adlandırılan gaz sancısı yeni doğan döneminde ikinci haftada başlar ve ilk 3 ay en sık %90 oranında ilk 3 ay görülür. Ama 1 yaşına kadar da devam ettiği olabiliyor. Kolik diyebilmek için bebeklerde ilk 3 haftada başlayıp en az 3 hafta süren, 3 saatten uzun süren ağlama atakları ve altta yatan herhangi bir sebebin olmaması gerekiyor. Sebepler arasında ateş, ishal, kusma, beslenememe gibi şikayetler varsa kolik olarak adlandıramıyoruz. Ama bütün bu sebepler dışlandıktan sonra avutulamayan bir bebek, ağlayan bir bebek için ön planda kolik diyoruz. Kolik tedavisi aslında olmayan bir tedavi. Annenin stres durumundan da çok fazla etkileniyor bebekler. Ve bebeklerde daha çok hani dinlendirici yöntemler, sıcak, sakin bir ortamda bulunması, bazen beyaz sesler dediğimiz titreşimli sesler, işte saç kurutma makinesi, süpürge ya da çamaşır makinesi gibi seslerle çocuğun sakinleşmesi ya da arabayla gezdirmek gibi yöntemler, anne kucağına almak, yarım kundaklamak gibi yöntemlerle biraz sakinleştiriyoruz ama genel anlamıyla 3 ay kadar sürüyor. Hocam burada araya girmek istiyorum. Bu sesler çok kullanılır oldu artık anneler babalar tarafından. Neden bu sesler tercih ediliyor? Bunun bilimsel açıklaması nedir? Bu seslerin ön plana tercih edilme sebebi anne rahminde bu bebeklerimizin bu sesleri duyması, buna benzer uğultular içerisinde güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeye devam etmeleri ve doğduktan sonra da 4. trimester dediğimiz yani doğumdan sonraki ilk 14 haftada aynı huzura ermeleri için bu sesleri dinlemeleri gerekmekte. Bir hayli de işe yaradığını bunu çevremizden görebiliyoruz. Peki şimdi 3 aya kadar bu gaz sancıları normal. 3 aydan sonra çocuğumuz hala gazlı. Sabahlara kadar bizi ayakta tutuyor. Kendisi de zaten sancı çekiyor diye biz ayrıca üzülüyoruz. Ne yapacağız 3 aydan sonraki çocuklarda? 3 ayı geçtikten sonra artık gaz sancıları %10 oranında normal kolik olarak devam edebildiği gibi altta yatan başka bir sebep de olabilir. Bunlar gastrointestinal sistemi ilgilendiren, örneğin inek sütü alerjisi ya da başka gıda alerjilerine yönelik tahliller yapılması gerekebilir. Gıda alerjilerinin en sık bulguları aslında dışkıda kakada kan görülmesi yahut beslenememe, kusma, iştahsızlık ya da vücutta bazı alerjik döküntüler, egzama tarzı döküntüler olması var ama bunların hiçbiri olmadan sadece karın ağrısıyla da devam edebilir. Şayet 3 ayı geçiyorsa artık altta yatan sebepler yönünden bir çocuk uzmanına başvurup araştırılması gerekmekte. Onu da o şekilde tedavisini yaptık. 1 yaşından sonra biraz daha büyük çocuklarda gaz sancısı, işte bazılarında kabızlık oluyor, böyle şikayetler de oluyor özellikle 3-4 yaşındaki çocuklarda. Onlar için nasıl bir yol izlemeliyiz, ne kadar takip etmeliyiz, hangi durumdan sonra korkmalıyız ya da korkmalı mıyız? Çocuklarda 3-4 yaşlarından sonra gaz sancıları devam ediyorsa, evet altta yatan kabızlık gibi bir sebepten dolayı olabileceği gibi sindirme, hazım problemleri de ön plana çıkıyor. Yine belli başlı gıda alerjileri ya da bazı sindirilemeyen gıdalar olabilir altta yatan sebepler. Okul stresi ya da yine aile içinde yaşanan bazı stres durumlarında da sıkıntılı durumlarda gaz sancıları maalesef büyük çocuklarda görülebiliyor. Altta yatan herhangi bir sebep bulunamazsa, tedavi edilecek bir sebep bulunamazsa belki bir pedagog yardımıyla da gaz sancıları çözülebiliyor. Bu çok önemli bir nokta hocam, stres. Yani 3-4 yaşındaki çocuk da bunlardan çok kolay etkilenebiliyor çevresinde olanlardan ve bu sağlığına etki edebiliyor. Bu durumda anne babalara da büyük iş düşüyor galiba, değil mi, çocuğu stresten uzak tutmak için? Anne babalara bu konuda biz muhakkak
çocuğumuzu sakinleştirmelerini, onların yanında kesinlikle stres unsurlarını fazla yansıtmamalarını çocuklarına, kendi üzüntülerini, kendi streslerini, kendi iş streslerini ev dışında tutmalarını istiyoruz. Ayrıca çocuğu sakinleştirmek için anne babanın onun yanında işte stresli olmaması, ağlamaması, huzursuz olmaması ya da hani pişmanlık duyabileceği son noktalarda, son günlerde yapılan bazı travmatik durumlardan uzak durmalarını istiyoruz. Çok teşekkürler hocam paylaştığınız bilgiler için. Çocuk sahibi olmak gerçekten zor. 3 aya kadar gazlı oluyor. 3 aydan sonra tekrar gazlı olabiliyor. 3-4 yaşına geldiğinde bu sefer çocuk stresten etkileniyor olabiliyor. Bunları çok sıkı bir şekilde takip etmek lazım. Çünkü bu gaz sancısının altında başka hastalıklar da yatabilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Hidayet Katipoğlu ile bunları konuştuk diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Ebru Doğan. Kolay gelsin. Şimdi biz anlatmaya stüdyodan devam edelim.